Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Şubat 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Şubat ayı sizin için eğlenceli, keyifli, kariyerinize odaklandığınız, eğitim fırsatlarıyla karşılaştığınız güçlü bir ay. Şubat ayının özellikle ilk yarısı içerisinde daha çok kültürel konular, hayata bakışınız, inançlarınız, felsefeleriniz, uzak hedefleriniz, eğitim, akademik konular, buralarda daha fazla bir beklenti ve çaba içerisinde olabilirsiniz. Seyahatler anlamında Şubat ayı sizi destekliyor. Şubat ayının ilk yarısı içerisinde güzel seyahatler yapmanız, yolculuklar yapmanız mümkün. Bunlar biraz daha yurt dışı konuları, yabancı ülkelerle de ilgili olabilir. Bunun yanı sıra hukuksal konularda güzel destekler alıyorsunuz. Akademik alanlarda yine şanslısınız. Eğitim konularında güzel destekler alıyorsunuz ve buralardaki mücadeleleriniz sonuç verebilir. Güneş ayın 19'una kadar Kova burcunda parlayacak. Güneş bu ay kariyerinizi aydınlatıyor ve bu alanlardaki amaçlarınız, hedefleriniz de daha belirleyici olmaya başlayacak. Gezegeniniz Venüs ayın 16'sından sonra da Kova burcuna geçecek. Mars 13'ünde Kova burcuna geçecek ve Merkür de 5'inden itibaren Kova burcuna geçecek. Gördüğünüz gibi 9. evinizden 10. evinize doğru güçlü bir gezegen hareketi var. Ve 10 Şubat'ta 20 derece Kova burcunda yeni ayımız doğuyor. Yeni ay yeni olanakları, yeni başlangıçları hayatımıza taşıyor biliyorsunuz. Ve Kova yeni ayı sizin bu yılın belki de sizin adınıza iş, kariyer, statünüzle ilgili, geleceğinizle ilgili konularda en önemli yeni aylarından birisi. Bu bir kariyer hedefi belirlemeniz, bir başlangıç yapmanız, bir adım atmanız için güçlü bir tesir getirebilir. Yeni bir işe başlama ya da bir değişim, bir ayrılık veya yeni bir süreci başlatmak için hayatınızda size cesaret verebilir. Çünkü Uranüs'ün de güçlü bir etkisi var bu yeni aya. Hızlı ve sürpriz gelişmelerin söz konusu olması mümkün görünüyor. Toplumdaki statünüzü de etkileyecektir bu yeni ay. Bir başarı getirebilir veya medeni durumunuzla ilgili, bunlar ilişkilerinizle, evlilik gibi konularla bağlantılı da olabilir tabii ki. Önemli bazı dönüşümleri, hareketleri, başlangıçları hayatınıza getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın sizin için çok daha güçlü etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Evet, bu ayın en önemli gezegen hareketlerinden birisi Mars ve Plüton'un, aynı zamanda da Venüs'ün Kova burcunda birleşecek olması. 14 Şubat Mars-Plüto kavuşumu yaşıyoruz. 16 Şubat, 17 Şubat Venüs-Plüto kavuşumu yaşıyoruz. Bunlar sıfır derecelerde. Dolayısıyla kariyerinizle ilgili güçlü yeni başlangıçları tetikleyebilir. Özellikle Mars'ın Plüto ile kavuşması çok güçlü bir enerji ortaya çıkarır. Bunun içerisinde mücadele, güç mücadelesi ve büyük bir dönüşüm için belki cesaret var, adım atma var. Kariyerinizle ilgili konularda böyle bir sıfır başlangıç, bir cesaretle adım atacağınız konular olabilir. Bununla birlikte tabii ki bazı mücadeleler de söz konusu olabilir. Özellikle çalıştığınız ortamlarda üstlerle ilişkiler, otorite figürleriyle ilgili konular, yasal süreçler, bu alanlarda biraz da dikkatli ve temkinli olmanız gereken bir süreç. Çünkü güç ve gücün üzerinizdeki baskısı da artabilir bu süreç içerisinde. Genel sağlığınıza da biraz dikkat etmek lazım. Çünkü Kova burcundaki bu Mars Plüto sinir sistemini, nörolojik sorunları arttırabilir. Buralardaki baskıları arttırabilir. Kazalara, sakarlıklara da biraz daha fazla meyilli olabiliriz. Bununla birlikte özellikle teknoloji, bilimsel çalışmalar, işte elektronikle alakalı konular, internet, sosyal medya üzerindeki aktiviteler, uzay, astronomi, astroloji gibi dijital platformlardaki her türlü iş ve girişimi bu döngü destekleyebilir. Buralarda yeni olanaklar da karşınıza çıkabilir. Ayın 19'undan sonra Güneş Balık burcuna geçiyor. Ve ayın artık son döneminde, son haftasında biraz daha sosyal hayatınız aydınlanmaya başlayacak. Yani buralara enerjinizi, beklentilerinizi daha fazla yönlendirebilirsiniz. 23'ünden itibaren Merkür'ün Balık burcuna geçişi sosyal etkileşimleri, arkadaşlıklarla haberleşmeleri, görüşmeleri arttırabilir. Grup çalışmaları, ekip faaliyetleri, belki toplu yapılan eğitimler, seminerler ve benzeri alanlarda biraz daha kendinizi ortaya koyabilirsiniz ve bu alanlardaki planlarınız, projeleriniz de öne çıkabilir. 24'ünde Başak Burcu'nda sizin için de keyifli, güçlü bir dolunay var. Bu dolunayın en önemli özelliklerinden birisi
burcunuzdaki, boğa burcundaki Jüpiter'le güzel bir üçgen açı yapıyor olması. Bu da tabii ki bu dolunayın şansını, bereketini arttırıyor. Satürn'le de önemli bir açısı var. Karşıt açıda aslında bu bir yandan hani sorumluluklarımız, hayatımızdaki yapılandırmalar, düzen ihtiyacımızla da ilgili olurken, buralarda elde ettiğimiz sonuçların hayatımıza belki daha şanslı, bereketli bir şekilde yansıyacağını ve önemli fırsatlarla karşılaşabileceğimizi de işaret ediyor. Beşinci evinizdeki bu dolunay özel hayatınızı, sosyal hayatınızı etkileyebileceği gibi aşk ve flörtler, yani ilişkiler alanında da önemli bir etki getirebilir tabii ki. Bir ilişkiniz yoksa önemli bir ilişkiniz başlayabilir. Bununla birlikte çocuk sahibi olmak isteyen boğalar için güçlü bir etkisi var. Hamilelik, doğum gibi konuları destekliyor bu dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bunu 0 ile 10 derece arası alabilirsiniz. Bu dolunay sizin için çok kısmetli, çok iyicil bir etki getirebilir. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Örneğin onların eğitimleri, onların hayatlarındaki yapılandırmalar, onların hedefleriyle ilgili konularda daha iyimser, daha pozitif gelişmelerin olması, bazı amaçlarınıza kavuşmanız mümkün. Şans deyince tabii ki bu biraz böyle para konularını da etkileyecektir. Özellikle 5. ev şans evi, şans evindeki bir dolunay. Burcunuzda da Jüpiter varken tabii ki size şans getirebilir sevgili boğalar. Bu bir kazanç olabilir. Daha önce yaptığınız bir yatırımın olumlu geri dönüşleri söz konusu olabilir. Yaptığınız girişimlerin büyümesi, verim almanız söz konusu olabilir. Yeteneklerinizi iyi değerlendirmeye çalışın. Çünkü bu dolunay sizin için biraz böyle kendinizi ifade etme olanakları da verecek. Bir sanatsal becerinizi ortaya koyabilirsiniz, sporda bir başarı kazanabilirsiniz. Özellikle rekabet gereken alanlarda çok daha avantajlı, çok daha şanslı olacağınızı söyleyebilirim sevgili boğalar. Ve ayın son haftasını tabii ki bu dolunayın bu güçlü enerjileri şekillendirecek. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.